Merhaba, ons altında dün 15.30 civarlarında yukarı yönlü hareketin sinyali geldi ve bundan sonraki süreçlerde de 2644'e doğru bir hamle göstergesi yaptı. Ama tabii bunu yapıp yapmayacak jeopolitik risklerle de olsa bahanesini herkes kendisi bulabilir. Sonuç itibariyle baktığınızda kimisi jeopolitik riskler, kimisi Amerikan datasına bağlar. Ama sonuç şuydu, gümüşte 31.5'a ve aynı zamanda ons altında da 2644'e kadar bir hamle beklentisi oluştu. Ben bunu zaten katıl sisteminde anlattım. Oradaki yatırımcılar bunu gördüler ama sonuçta piyasanın genel durumu aşağı yöne gelirken birdenbire dönebilir halde. Yani fırsat rakamları kolluyoruz, aşağı bekliyoruz, gelmiyor diye düşünüyorsunuz ya. Gün güne ana ana değişiyor. O yüzden her hamleyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yani sonuçta evet bir aşağı yönlü hareket var ama bu aşağı yönlü hareket bir habere bakıyor. Mesela İsrail kabinesinin yaptığı toplantıda İran'a saldırıyı görüştüler diye bir haber geçti. Şimdi aslında çok fazla etkisi yokmuş gibi gözükse her Orta Doğu haberinin altını yükselttiğini kabul etmek lazım. Amerikan datası diyeceksiniz yükseltir miydi? Evet, etkisi olabilir, olmayabilir. Şu anda en çok bu mudur derseniz bence İsrail haberi daha bir ayrıntılı bir şekilde devam edecektir. Şimdi hafta sonu dikkat edeceğimiz önemli nokta ne? 2660'ın altındaysa düşüş trendi devam edebilir ama 2660'ın üzerinde kapatırsanız ve 3 hafta bunu başarırsanız yükseliş gelecek demektir. O olmadığı müddetçe geri çekilmede fırsat rakamı kollayan yatırımcılar hem gümüşte hem altın tarafında fırsat rakamını yakalamayı başaracaktır diye düşünüyorum. Ama dedim ya, haber detayları önemli. Bunun içinde anlık hareketler önemli oluyor. Artık piyasa biraz da buna döndü.